Çapa motoruyla karda rafting yapacağız da çalışırsa. Benzin mi yok? Hadi bakayım baba, yardır. Gidecek mi? Ne ya? Sen sağa sol yap, sağa sol. He? Gidemedin. Birinci gitmiyor mu? Birinci. Baba, kar mı sürüyor? Evet arkadaşlar, kar sürüyoruz. Kar çapalıyoruz. Bırak, bırak. Ağırlık yok, ağırlık. Onda ağırlık olsa. Ya da ufak çapa motor olsa. Ha, onun da ağırlık yok. Ufa olsa. Sen binince senin ağırlığın da şey yapar. Ağırlığı var mı önde? Yerine koyalım ya. Yerine koyalım. Buraya mı bırakacağız? Evet. Çapa motorla raftingimiz ancak kar sürme oldu. Yapamadık.
Evet, kaçın aralıksız yangar. Erimeye başladı. Nereye baba? Ne yapacağım? Şuradan bir kapı koyacağım. Burayı kullanacağım. Burayı. Şu tarafı. O zaman yeni tavuk projen var. Var. Fazla yem vermeden. Yemsiz de olmuyor ya. Doğayı kullanırız. Komple. Burada başına beklemek gerek. Şöyle önce tarafı hala verin. Ama tavuk işi zarar diyorlar baba. Zarar değil aslında da. Şöyle zarar değil. Normal yumurta yani dedikleri gibi 240, 250, 300 yumurta yapsa tamam. Yumurtadan bitince tavukları satarsın. Yem pahalı. Yemi çıkarıyor zaten yarı yarı. Yarı yarıya kalıyor. Yani 1 lira 1 lira bırakıyor. Şimdi herkes tavukçuluk yapıyor bu. Yani... Herkes tavukçu şu anda bitti zaten. Herkes tavukçu diye bir şey var. Evet, şimdi herkes tavukçu diye bir şey yok. Parası olan tavukçu oluyor. Parası olmayanın işi bitti. Çaba motorunu örteceğiz. Ben tavukçuluğun kazandıracağına inanmıyorum ya. Yani ben sana ispat edeceğim de orası bizim sıkıntı. Selanın işi de olsa. Yer çok önemli. Selanın işi de olsa. Yani şu havada hayvanın sıcak olması lazım. Yer çok önemli. Kösemedi vatandaş yapmasa bak sen. Adam projeye gelir şimdi. Seyrederse. He. Ama hayvanın başında duracaksın. Yapamaz canım. O işi yapmak için para lazım. 3 kuruş. 3 kuruş parası olan adamın yapacağı bir şey değil. Hani tavuk kandı soğukta yumurtlamadı, kesti. Yumurta yemi cebinden alacağım. Buğdayı da cebinden alacağım. Şimdi tavuk ne bulacak yerde? Ya 100 tane tavukla mı başlasan en kötüsü 6-7 milyar yani. Ya 5-10 tavuk yapsan salsan. Bir tane alsan 5 milyar tavuk tutuyor bir defa. Ya orası öyle. 5-10 tavuk da mesela salsan şuraya o yem vermeden karnın doyur ama sen şu kadarcık alanda 10 torba yem alsan 100 torba bakamazsın. 100 tavuk kendini doyuramaz. 8 milyar. Başlarken 10 milyar. Pazar da önemli. Pazar da önemli. Hadi bizim tavukların oraya gidelim. En az 500 tane tavuk var. Hadi evet arkadaşlar, çapa motorunu örtüyoruz. Çay kenarına gidelim. Evet, bu köpeği babam adam etmiş. Şimdi de... Hayvan dedi. Güneş görüyor, evet. Maşallah arkadaşlar, çok kar yağdı. Dere kenarına gidiyoruz. Acaba çay çoğaldı mı? Gerçi çoğalmaz. Çünkü baraj var. HES var. Gel! Yolun sonuna geldik. Karşısı da çok güzel ya. Karşısı bizim oluvereydi. Çayı kesiyorlar baba. Balık görüyor musun? Evet, HES'in zararı işte bu havada bu çay bu seviyede. 15 gün sonra gel bir de burada çekim yap bir tane. 15 gün sonra. 15 gün sonra çekim yap. Tamam. Çayın gücünü o zaman kur. Şimdi balık çıkmaz mı burada? Yok. Bir adam çok o gün tutmaya gitti la, bu tutamamış. Gelip taş. O da gidiyor boncuğu. Evet. Memleketin güzelliği. Hayır. Yazın elle balık çıkarma videosu gelir. Bağ evini yapacağımız tarlaya geldik.
Çiftliği buraya kurmalı baba. Vallahi buraya yerleşme. Buranın yol problemini çözeceksin. Nereye geleceksin baba? Bungalovu. Bungalovu yapacağımız yer şurası. Sandık mı var? Ya boş ver. Başkası bizi ilgilendirmiyor canım. Yeri olan konuşsun. Yeri olmayan değil. İnsan kendi değerini kendisi kaybeder. Değer işte. Saygı, değer. Evet, bu sene kış ağır geçiyor. O yüzden bungalov havaların ısınmasıyla başlayacağız inşallah. Ancak karabakal kovalar zaten. Karabakal çok iyi ya. Burada çok güzel olur. Burası karla kaplı olunca dümdüz görünüyor ya, güzel görünüyor. Hayır, geniş görünüyor. Ay. Yoruldum ya. Bir saattir yürüyoruz. Evet. Bungalov oraya mı yapıyoruz baba? Evet arkadaşlar, bungalovu buraya yerleştireceğiz. Havalar ısınınca temelinden başlıyoruz. Ufak ufak, acelemiz yok. Ne? Tabii. Şu ağaçları falan da temizlemek lazım burada. Elektriği de güneş enerjisinden çözeceğiz. Aşağıda dere var. Dereden çözemiyoruz. Yasak. Evet, bungalov buraya gelecek. Gezintiye çıkmışken buraya da gelelim dedik. Aşağılara doğru kar daha çok baba. Burada erimiş. Gel. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Köye doğru gidelim bakalım. Evet, köyde yaşamanın güzelliği. Yazında, kışında bahçeden yiyecek bir şeyler buluyorsun. Pırasanın artık sonu herhalde değil mi bu? Pırasa devri bitiyor artık herhalde. Valla pırasa devri bitti. Adem başkan gitti. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Köyde yaşadığın sürece aç kalmazsın. Toprak sana yazın da veriyor, kışın da veriyor. Ama artık öyle değil. Bir gelirin varsa, gelirin yoksa zaten yapamazsın. Tabii. Yani ekmek alacak paranın olması lazım değil mi? Aynen. Ekmek yaparım diyorsan unun alacak paranın olması lazım. Un için ekmek lazım. Yani temel ihtiyaçların için en kötü bir asgari ücret. Şimdi asgari ücret 4000 lira da ya 2000 lira olması lazım. Sadece marketini görsün, ekmeğini görsün. Yeter. Gerisi zaten köyde seni çevirir. Aç kalmaz. Aynen.
Biraz da paran olup yatırım yaparsan, uğraşırsan da işte tavuk yaparsın, yumurta satarsın. Hayır, bir inek alırsın, iki inek yaparsın, iki inek, üç inek olur. Hayvancılık yaparsın ama şimdiki insanlar da hayvancılık yapmıyor. Millet alır hiç tembelliyor. Mesela sen hayvancılık yapmıyor. Yıllardır köydesin. Benim hastam olduğu için yapamıyorum. Benim elimiz olumuz var. Evet, herkesin şartları. Hayvancılık yapmak demek sürekli baştan durmak demek. Hastan olsa da gidemezsin, cenazen olsa da gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Evet. Evet, bu su köyün sulama suyu. Şu an kışın suya ihtiyaç olmadığından boşa akıyor. Deminden gitmiş olduğumuz dereye doğru. Aynen, boşa akıyor. Yazında kavgası oluyor. Köy yerinde en büyük kavga zaten ya sudan ya yerden oluyor. Kavga oluyor. Ve bu su gerçekten boşa akıyor. Aslında yukarılarda imkanlar var. Devlet imkanlarını kullanıp bir baraj, bir göl yapsa bu su... Suyu biriktirse değil mi? 8 ay biriktirse 4... Köyün elektrik ihtiyacını bile karşılar bu. Biriktirse. Ağır proje. Onu yapmak için de... İşte ağır proje değil. İşte ağır proje değil. Köye geldik. Eve gidelim. Çayımızı demleyelim. Evet, meşhur ocağımızı yakacağım şimdi. Gideyim şuradan bir yumurta kutusu alayım. Buralarda var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok gibi. Şurayı açalım. Bir tane. Yumurta kutusu bol. Hem yumurta kutluyoruz. Hem de böyle ateş mateş yakıyoruz. Ben şunu bir yakayım. Evet. Dünya kadar gezdik. Şimdi bir yorgunluk çayı içelim. Şimdi Oluğa gidiyorum. Şu iki taraflı çaydanlığı yıkayacağım inşallah. Şu köy yoluna doğru gidelim. Köy çeşmesine geldik. Şimdi burada şu çaydanlığın silikirini bir temizleyeyim ben şöyle güzelce. Şöyle güzelce bir ovalayayım. Yıkadım çaydanlığı. İçi donmuş da eritiyorum. Neyi? Don çözmeyeyim. Bunun içi çözüldü mü? O çözüldü de. Bu da çözülüyor. İki dakikada çözülür şimdi. Bakayım çözülmüş mü? Çözülmüş biraz. Biraz daha var gibi sanki. Ne gitti? Ocağımız şekil ya. Vallahi çok işimize yarıyor. Neyse, biz çayı bir demleyelim.
Hiç boş durmuyorum baba. Abi yatıyorum lan ben. Yatıyorsun mu? Çayı kar suyuna demleyeceğim. Evet. Çayı kar suyuna demleyeceğim. Alev acayip çıkıyor ya. Yanmasa bari.